Teknoloji çağında yaşıyoruz. Elbette kolay değil. Çocuklarımızı telefondan, televizyondan uzak tutabilmek elbette kolay değil. Ancak ebeveynlerin çocukların yanında olarak daha kontrollü bir biçimde bunu yapması gerekiyor. Çünkü en çok da erken çocukluk dönemi dediğimiz o 0-2 yaş arasında çocuklarımızın beyinsel gelişimi devam ediyor. Ve biz bu gelişimi desteklememiz için mutlaka o tür elektronik aletlerden uzak tutmamız gerekiyor. Oyunlar kurabiliriz, oyunlar oynayabiliriz çocuklarımızla. Tabii ki dediğim gibi ilk başlarda hani gerçekten etrafımızdaki her şey elektronik ve ister istemez çocuğun dikkati dağılabiliyor buna. Ancak bizim ebeveyn olarak bunu daha kontrollü bir biçimde ele almamız gerekiyor. Ne kadar az ekrana maruz kalırsa çocuğumuz o kadar çevresine dönük olacaktır ve gerçek hayatta birçok şeyin daha çok farkına varacaktır. Deneyimleme fırsatı bulacaktır. Bu da tabii ki de beyinsel gelişimde destekleyecektir. O yüzden biz çocuklarımızın o kritik yaş dönemleri aynı zamanda da diğer ileriki yaşlarda da mümkün olduğunca o parlak ekranlardan uzak kalmasını tavsiye ediyoruz. Şöyle çocuklar bazen yemek yemiyor. O sırada da anne baba ne yapacağını şaşırıyor ve hemen telefona sarılıyorlar. Eline telefonu veriyorlar çocuğun ve çocuk o sırada ekrana bakarken bir taraftan da yemek yedirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu durum bizim istediğimiz bir durum değil. Bu sefer çocuğun elinden telefonu çektiğimiz zaman ne yapıyor? Çocuk ağlamaya başlıyor. İlla diyor hani o telefonu ver ben izlemek istiyorum diyor ve bu alışkanlığa dönüşüyor ve ebeveyn de anne baba da o sırada ne yapacağını bilemediği için çocuk ağlamasın bir an önce sussun diye telefonu eline veriyor. Yani bu ekran, görseller, renkler tabii ki de çocuğun dikkatini çekiyor. Ancak bu sefer dış dünyaya kapatıyor çocuk kendini ve ne yediğini bilmiyor. Hani ağzına ne götürdüğünü oradaki tadı anlayamıyor, bilemiyor. O yüzden mutlaka onun yerine farklı alternatif yollar seçilmeli. Zaten ilk başlarda böyle başladıysak mesela hani böyle yapıp devam ettiren ebeveynlerimiz varsa ne yapacak? Yavaş yavaş azaltarak artık hani diyelim ki 10 dakika bir yemek süresi diyelim. Onun 5 dakikasına düşürüp sonra işte yavaş yavaş kademe kademe düşürerek ne yapacak? Azaltacak ve sonra hiçbir zaman kullanmayacak o telefonu. Çünkü gerçekten ne yediğini bilmiyor, çevresine dikkat etmiyor. Yani o sırada kendini kapatıyor ve direkt oraya odaklanıyor. Bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz o sırada farkındalığını olabildiğince çevresine verebilmesini sağlamak ve aynı zamanda hani iletişim kurmasını sağlamak. O yüzden mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor ebeveynlerin. Söylediklerim sadece 0-2 yaş aralığındaki çocuklar için geçerli değil. O yaş aralığının önemi var, çok büyük. Çünkü o yaş aralığında beyin gelişimimiz hızla devam ediyor ve mümkün olduğunca ekrandan uzak tutmamız gerekiyor. Ancak baktığımız zaman yani herkesin, her çocuğun elinde bir telefon görüyoruz ve kontrolümüzden kaçabiliyor bazen bunlar. Bir ebeveyn olarak öncelikle çocuğumuzun yanında olmalıyız. Ne yapacağız onu? Kontrol edermiş gibi değil. Meraklı gözlerle, hani sorgularmış gibi de değil. Onun ne yaptığını anlamaya çalışarak. Ya da aa oğlum ne yapıyorsun? Aa kızım ne yapıyorsun? Nelere bakıyorsun? Ben de bakabilir miyim? Aa ne kadar da güzel hani oyun oynuyorsun gibisinden. Aslında yanında onun bir kontrol mekanizması olarak durmak gerekiyor. Tabii ki de bununla ilgili interneti daha iyi, verimli bir şekilde kullanılmaya yönelik onu bilgilendirebiliriz. Eğer çocuğumuz uzun süre, senelerce ekrana maruz kaldıysa ya da diyelim ki yemek yerken onun hem yemeğini koyup hem de oradan bir televizyonu açtıysak, çocuk televizyon eşliğinde yemek yiyorsa ya da eline bir telefon tutuşturduysak ve onu izleyerek yemek yiyorsa ve bu sürekli ise, senelerce devam ettiyse tabii ki de bunun bir takım geri dönüşleri olacaktır. Bunlardan birkaç tanesi şu şekilde söyleyebiliriz. Tabii her çocuk birbirinden özel, birbirinden farklı özellikler taşıyor. Ancak sosyal çevreye karşı duyarlılık
duyarsızlaşmaya, kendi içine kapanmaya, iletişim kurmamaya, nasıl iletişim kuracağını bilmemeye, en önemlisi arkadaşlarıyla çıkıp mahallede nasıl oyun kuracağını bilmemek, arkadaşlarıyla hani nasıl arkadaş olunabileceğini, nasıl tanışabileceğini bilmemek gibi tabii daha bir sürü şey sıralayabiliriz. Böyle bu da tabii ki ileriki yaşlarda eğitimini etkileyecek, akademik başarısını etkileyecek en önemlisi. Şöyle söyleyelim, derslerine daha az odaklanabilecek. Çünkü evet ekrana odaklanıyor. Çünkü renkli, oraya odaklanabilir. Renkler capcanlı, orada hareket var. İzliyor ama bu gerçek hayata döndüğü zaman o derslere odaklanması, yazılara odaklanması, öğretmeni dinlerken öğretmenin sözlerine odaklanması çok güçlük yaşayacaktır bu anlamda. Çünkü dediğim gibi orada bir bilişsel süreç devreye giriyor. Biz ekrana maruz kaldığımızda o bilişsel süreci biraz arka plana atıyoruz. Daha çok bize bir şeyler veriliyor ve biz sadece izliyoruz. İzleyen tarafız ama orada anlatılan var, onu bizim anlayabilmemiz var. İşte orada bir bilişsel aşamadan bahsedebiliyoruz. Ondan dolayı bu da çocuğumuzun akademik başarısını çok büyük bir şekilde etkileyecektir. Anne! Gördün mü? Degedek, degedek, degedek. Evet.